12 Ekim, 18 Ekim yengeç burçları. Evet, isyan bayrakları, mutsuzluk, işteki insanların tavır ve edaları. Kendi tavır ve edalarınızı görmeden onlara böyle bir yapmalar vardır ya, böyle artık benim bu kadar düzenim, bu kadar emeğim, bu kadar hayatımı buradaki insanlar hiçe sayıyor ve hak ettiğim değeri göremiyorum diyorsunuz ama alternatif işte bulmadın. Kendi kendine böbürlenmeyi bırak, işine daha konsantre ol. Çünkü sende şu var. Yani evet ben yapıyorum ama ödüllendirilim. Evet ödüllendiriliyorsun çünkü işinden çıkartılmadın. Yerinde iyi bir noktadasın. Daha iyi bir konuma gelmen için ocağa ihtiyacın var. Yani kendi kendine triplere girip kendi kendine kazanını kaynatma. Oturduğun noktada lütfen yerin doğru. İş devlet kadrosuna girmek isteyen bazı yengeçlerde atamalarla ilgili güzel bir sevinç yaşanacak demişim. Özellikle kendi işini yapanlara yeri değiştirmek ya da mekanı taşıyıp farklı bir yere, daha küçülme dediğimiz bir noktanın kararına vermiş olarak not almışım. Ve yengeçlere ailenizle alakalı bir evin, ailenize ait bir eve taşınma, kiradan kurtulma diye not almışım. Sanki böyle konular gündemde olacak ve bu sizi en azından kiradan kurtuluyorum dediğimiz bir enerjiye gireceksiniz. Bu da sizi daha büyük rahatlığa eriştirecek. Araç problemi yaşayan yengeçlere araç alacaksınız ve istediğiniz araç kapınızda diye not almışım bu hafta sizin için. Yani bu hafta da siz bunun parasını bu hafta çözüyorsunuz demek ki. Araçla ilgili sorununuzu bu hafta kafanızda bitiriyorsunuz. Yani beyin olarak alma enerjisindesiniz. Yani siz ya haftayı 12'sinden 18'ine kadar gidip anahtarı almıyorsunuz. Alma kafanız var ve bunu tarihini belirleyeceksiniz. Bu enerjide arabanızla ilgili planınız gerçekleşmiş olacak demek, daha sağlıklı. Evet, sağlık olarak size rahimle alakalı ve göğüsle alakalı, özellikle kadınlarımızın akıntıları ile ilgili sıkıntılar gündemde olabilir. Göğüste kis olabilir. Dikkat edin istiyorum. Erkeklerde prostat ya da migrenden kaynaklanan şiddetli baş ağrısı ve baş ağrınız göze vuruyor olabilir. Mutlaka ihmal etmeyin diye not almışım. Ne çok sağlık notu almışım sizlerle ilgili. İlişkisi, evliliği ile ilgili sıkıntı olan yengeç burçları tekrar devam etme kararı verdiniz. Evlenmek isteyen yengeç burçlarında aileler tanışma evresine geçiş sağlanacak ve bunun tarihi belirlenecek diye not almışım. Farklı şehire yerleşmek isteyen bazı yengeçler, yerinizi belirlediniz ve gitmek için sanki alanda bir ev baktığınızı ve evresini araştırıp geçmek istediğinizin uyarısını not vermişim. Ve şunu demişim yengeç burçlarına, hayallerinize kavuşmaya az kaldı. Sadece sabrınızla alakalı ve hayallerinizle alakalı planlarınızı ertelemeyin. Çünkü enerjiniz buna çok müsait ve bu enerjinizi doğru kullandığınızda hedeflediğiniz her şeye gerçekten güzel bir erişim sağlayacaksınız. Sizin ya sabır yani sabır Yağ sabır çekmenizi 21 adet önermişim. Çünkü bazen ani sinirler, ani öfkeler sizin gerilmenize sebep oluyor diye. Ortaklı iş yapan yengeç burçlarında ortağınızla ilgili aksilikler biraz ön planda olacak. Sadece parasal evrede dengemizi toparlayamayacağımız için mecburen devam edeceksiniz. Bu da sizin canınızı yakmaya şey yapacak. Bir de bazı yengeç burçlarında hoşuna giden insan vardır ve bu benimle konuşacak mı deriz ya. Evet. Böyle kafanızda kestirdiğiniz ya da gözünüzde kestirdiğiniz kişi size adım atacak ve kalıcı hayat arkadaşınıza başlangıç yapacaksınız. Bu da sizi mutlu edeceği bir nokta. Aile büyüklerimizden özellikle baba, abi ya da amca dediğimiz kişilerde beyin ya da kalp operasyonu gündeme gelebilir. Dikkat demişim. Bir de alerjik sedef rahatsızlığı olan ya da alerjik reaksiyon gözüken yengeçler bu hafta vücutlarınızda farklı reaksiyonlar, alerjik sistemler gündemde olabilir. Dikkat edin. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli yengeç burçlarım. Astrolojiden ne haber? Benim Instagram'da astrolojiden ne haber? Benim kendi sayfam astrolojik olarak. Diğer sayfam devam ediyor. Onunla ilgili bir sorun yok. Sadece astrolojiyle alakalı bir sayfa açmak istedim. Her ikisi karışmasın diye. Takip etmek isterseniz, günlük yorumları dinlemek isterseniz sayfama geçip takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.